Hoş geldiniz. Zafer haftamız kutlu olsun. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapıları Türk'lere açıldı. 26 Ağustos 1922'de ise Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle başlayan büyük taarruz hepimizin bildiği gibi 30 Ağustos'ta Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla genç yeni Türk devletinin Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri sağlamlaştı. Büyük Önder Atatürk'ün bu büyük zaferden tam iki yıl sonra, 30 Ağustos 1924'te, Şehit Sancaktar Mehmetçik anıtının temel atma törenine katılmak üzere Zafertepe, Çalköy'e geldiğinde söylediği gibi. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları devletimizin Cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Kutlu olsun. Ve geçelim gündeme. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru ilerlerken tarım sektörünü ilgilendiren iki önemli gelişme yaşandı. Önce 22 Ağustos Perşembe günü işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesine yönelik yönetmelik yayınlandı. Çok özetle, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olup da üst üste iki yıl süreyle ekilmeyen tarım arazileri, tarımsal üretimde kullanılması şartıyla tabii ki, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilecek. Kira geliri tabii ki arazinin sahibine aktarılacak. İşin özeti bu. Ancak bu çok tartışmalı ve detaylı bir konu. Hem kiralamaya konu olacak arazinin toplam büyüklüğü, hem burada yetiştirilecek ürünlerin açıklanacak üretim planlamasına uyumluluğu. Hem tarımın mevcut sorunları ve yeni hak sahipliği ve olası mülkiyet değişikliği ile ilgili çok tartışmalar. Tüm bunları bu hafta içerisinde tüm ayrıntılarıyla ve konuklarımızla değerlendireceğiz. 24 Ağustos cumartesi gününe geldiğimizde ise 2024 yılı tarımsal destekleri açıklandı. Kafalar epeyce karıştı. Hani üretim planlaması olacaktı. Hani destekler 3 yıllık açıklanacaktı diye herkes birbirine sormaya başladı. Sertifikalı tohum kullanım destekleri kararda hiç yoktu örneğin. Herkes Tarım Bakanlığında hangi tanıdığı varsa aradı detayları öğrenebilmek için. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bu eski modele göre son destek kararımız bitkisel üretimde planlamaya 2024-2025 üretim döneminde başlayacağız. Bundan sonra uygulayacağımız yeni modelde çiftçilerimiz üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden mutlaka bilecek. Çiftçilerimizin 2025 yılındaki üretimlerini kapsayacak desteklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Mesajı kafa karışıklığını bir nebze de olsa düzeltti. Şimdi bu bölümde 2024 desteklerinden özellikle mazot ve gübre desteklerine bakacağız. Buğday ve arpa örneği. 2022 yılında mazot ve gübre desteği olarak dekara 121 lira, 2023 yılında 149 lira verilmişti. Artış %23'tü. 2024 yılında 185 lira verilecek. Artış %24. Yağlı kayçiçeği örneğin açığımız çok fazla biliyorsunuz. Mazot gübre desteği için dekara 142 lira bu yıl 206 lira. Artış %18. Fındık, çay, kuru soğan, zeytin en önemli ürünlerin başında geliyor değil mi? Geçen yıl mazot gübre desteği dekara 107 liraydı. Bu yıl 138 lira. Artış %28. En çok tükettiğimiz nohut, mercimek geçen yıl 124 lira, bu yıl 158 lira. Artış %27. Pamuk mesela. Açığımız var ithal ediyoruz. Geçen yıl dekara mazot gübre 366 lira. Bu yıl 472 lira. Artış yine %28. Sadece mazota odaklandığımızda buğdayda, arpa, çavdara, yulafa dekara geçen yıl 103 lira mazot desteği verilmiş. 2024 ürününe 123 lira verilecek. %19 artış. Pamuğa 345 lira mazot desteği vardı geçen yıl. Bu yıl 410 lira. Artış %18. Çeltik geçen sene 250 liraydı, bu yıl 300 lira. Artış %20. Ayçiçeği 121 liradan 144 liraya yükselmiş. Artış %19. Patates de mesela düşüş var. Geçen yıl 172 lira, bu yıl 103 lira. Diğer tüm ürünlere baktığımız zamansa yine ortalama %19'luk bir artışı görüyoruz. Çok rakam oldu ama konu tabi destekler olunca biraz mecbur kalıyoruz kusura bakmayın. Mazotta artış oranları kabaca %20 diyelim. Geçtiğimiz yılın başında mazot ortalama 22 liraydı. Yıl ortasından sonra çiftçinin en çok mazot kullandığı dönemde fiyatlar hızla artmaya başladı. Önce 30 liraları gördü hatırlarsınız ve 37 liradan yılı kapattı. 2024'e geldi 45 liralara dayandı. Şimdi 43 lira. İki kat, yüzde artış. Yani ödediğinizde yüzde yüz zam var, size gelen desteğe yüzde yirmi artış var sadece. Hani ödemelerin parça parça neredeyse bir yıl sonra tamamlandığını bir kenara koyalım. Diyelim ki açıklandığı gün, destekleri açıklandığı gün hepsi ödeniyor. Geçtiğimiz yıl bu zamandalar mazot 37 liraydı, şimdi 43 lira. Artış %26. TÜİK'in son tarımsal girdi fiyat endeksi içerisinde içinde mazotun da olduğu enerji maliyetlerinin artışı %63. Bunu da hatırlatalım. Mazot desteklerindeki artışın neyi karşıladığını da size bırakalım. Gelelim gübreye. Bu kez TÜİK'ten başlayalım. Son artış oranı yıllık %27. Piyasada son bir yılda amonyum sülfat gübresi %51. DAP gübresi %35, üre gübresi %32, amonyum nitrat gübresi %30, 20-20 kompoze gübre %28 60 Buğdaya, arpaya, yulafa, çavdara, aspire, tritikaliye, dekara 62 lira gübre desteği verilecek. Geçen yıl ne açıklanmıştı? 46 lira. Artış oranı %34. Fındık, çay, mısır, patates, kuru soğan, zeytin, ...mercimek, nohut geçen yıl 21 lira almıştı gübre desteği... ...bu yıl 35 lira. Artış %66. Diğer tüm ürünlere de geçen yıl 21 lira gübre desteği verildi. Bu yıl pamuğa, ayçiçeğine, kozaya, soya'ya, yem bitkilerine... ...çeltiye, kuru fasulyeye verilen gübre desteği... ...neredeyse 3 kat artışla 62 liraya yükseldi. Diğer ürünlerin tamamındaysa... 21 liradan 35 liraya yükselen bir artış var. Yine oran %66. Gübre destekleri gübre fiyatının artışından daha yüksek bir oranda artmış. Mazottaki düşük artış gübreyle dengelenmeye çalışılmış. Havza bazlı fark ödemesi destekleriyle diğer önemli kalemleri bir sonraki yayına bırakalım. Görüşmek dileğiyle.